Bugün 12 Aralık 2021. Değerli dostlar, bugün 12 Aralık 1912 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılmış Meclis-i Mebusan seçimlerini konuşacağız. Bilindiği üzere 8 Temmuz 1908 tarihinde Sultan Abdülhamit 2. Meşrutiyeti ilan ederek yarı parlamenter sisteme geçmişti parlamenter sisteme geçilmesinin ardından bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun ülke çapında meclisi mebusana seçilecek mebusların seçimi için bir çalışma başlatıldı. Yapılan bu ilk seçimlerde meclisi mebusan daha ziyade ikinci meşruiyetin ilanına katkı sağlayan bunun için gayret eden meclis meclisi mebusan doldurulmuş oldu. Bu birinci olarak kurulan meclisi mebusanın bir özelliği de daha ziyade ülkenin gayrimüslim tebasından oluşan parlamenterlerden mebuslardan oluşmasıydı. Ancak yönetime gelen İttihatçılar ülkeyi çok kötü yönettiler. Hürriyet, musavat, adalet, eşitlik, özgürlük nidaları atmalarına rağmen yaptıkları her konuşmada bu tür iddialarda bulunmalarına rağmen bütün bu iddialarının aksine yapılan her türlü çalışmayı yasakladılar. Ülkeyi büyük bir baskı ve zulümle yönetmeye başladılar. İşte bu baskı ve zulümler İttihat ve Terakki Partisi'nin ikiye bölünmesine sebep oldu. Bazı İttihatçılar İttihat ve Terakki Partisi'nden ayrılarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası ismiyle bir başka parti kurdular. İşte 12 Aralık 1912'de yapılan 2. Meclisi Mebusan seçimlerine Hürriyet ve İtilaf Fırkası da muhalif parti olarak katılmak üzere harekete geçti. Ancak seçim satı mailinde garip şeyler oldu. İttihatçılar ülkeyi 4 yıl boyunca baskıyla, zulümle yönettikleri gibi seçim sürecinde de muhalif partiye, muhalif partinin üyelerine ve mebus adaylarına büyük baskı ve şiddet uyguladılar. Hatta meşhur feylesof Rıza Tevfik Bey'e Seçim çalışması sırasında bir konuşma yaparken bulunduğu yeri basarak darp ettiler ve dövdüler. Bu yüzden 1912 yılında yapılan bu seçim tarihi kayıtlara Sopalı Seçim adıyla geçti. Nitekim yapılan bu büyük baskı ve şiddet politikalarının ardından ortaya çıkan meclis tablosu İttihatçıların lehine oldu. Parlamento yani meclis mebusan hemen hemen tamamen İttihatçı mebuslardan oluştu. Bu seçimlerin bir özelliği de şuydu ki o dönemde etnik unsur olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunan Yahudiler İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerini seçerek Meclis-i Mebusan'a taşımışlardı.